Merhabalar, Reyhan ve Esen hakkında sizlere bilgiler vermek istiyorum. Oldukça popüler ve sağlık açısından pek çok faydaya sahip, işte bilmeniz gereken bazı önemli noktalar. Reyhan, okimum, basilikum bazı bölgelerde fesleğen olarak da adlandırılır ve güzellik ve sağlık açısından pek çok faydası vardır. Reyhan'ın faydaları şunlardır. Bu arada her ikisi de tabii ki Reyhan da fesleğen de C, A, K vitaminleri, demir gibi ve kalsiyum gibi mineraller içerirler. Antioksidan etkilerine gelecek olursak, vücutta serbest radikallerle savaşarak hücrelerin hasar görmesini engelleyebilir. Sindirim sağlığı açısından sindirim rahatsızlığının hafiflemesine ve hazmı kolaylaştırmasına yardımcı olur ki bu da zayıflamak için önemlidir. Kilo vermede önemli rol oynayabilir. Bağışıklık sistemine güçlendirmede C vitamini ve diğer besin içeriği sayesinde bağışıklık sistemini destekler. Hoş kokusu ve stresi azaltmaya ve rahatlamaya teşvik eden yardımcı bir durumu da vardır Reyhan'ın. Fesleğen okimum, teniflorum yani Hint fesleğeni ya da tülsü olarak da bilinir ve özellikle Hint tıbbında önemli bir yere sahip. Faydalarına gelince adaptogen etkisi yani stresle başa çıkmada yardımcı olabilir ve genel olarak zihinsel ve fiziksel dayanıklılığı arttırır. Bunu daha çok böyle stres azaltıcı olarak kullanıyorlar fesleğini. Eğer psikolojik olarak stresten yoğun bir depresif durum yaşıyorsanız fesleğen çayını veya reyhan çayını da sizlere tavsiye edebiliyorum. Bunu kullanıyorlar, faydasını görüyor. Ama her zaman için bir alerjiniz varsa tabii ki doktora mutlaka müracaat etmeyi unutmayın. Solunum yolu rahatsızlıklarında öksürük ve nefes darlığı gibi solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelerek rahatlamayı sağlayabilir. Vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Anti-inflamatuar etkisi sayesinde yardımcı olabiliyor. Antioksidanın özelliklerine gelince yine reyhanda fesleğende, reyhanda söylediğim gibi serbest radikallerle savaşarak hücreleri korur demiştik. Her iki bitkinin de birbirleriyle hemen hemen aynı, hatta birbirinden ben fark göremedim özellikler açısından, aynı özelliklere sahipler. Biz bunları çay olarak tüketebildiğimiz gibi salatalarda da kullanabiliyoruz. Ben daha çok makarnada kullanıyorum, pesto sosu yapımında kullanıyorum. Ama siz bunu çay olarak tüketebilirsiniz. Aşırıya kaçmamak kaydıyla bitki çaylarını günde genellikle 1 veya 2 fincan verirler biliyorsunuz. Bugün reyhan içiyorsanız yarın başka bir bitki çayı kullanabilirsiniz gibi. Onu durumunuza göre ayarlayabilirsiniz. Özellikle de kurutarak da bunu yemeklerinizde kullanabiliyorsunuz. Tabii ki her zaman için söylüyorum, tıbbi bir durumunuz varsa, herhangi bir bitkiyle tedaviyi kullanmayı, bitkiyle tedavi olmayı düşünüyorsanız her zaman için mutlaka bir sağlık uzmanına lütfen danışın. Bunu herkese öneriyorum. Çünkü bunun uzmanları var. Doktorun vermiş olduğu bilgi daima en iyi bilgi olacaktır. Umarım sizlere de yararlı bilgiler vermişimdir. Keyiflerle kalın, sevgilerle kalın, hoşça kalın.